Arka arkaya dizilmiş tırlar, tonlarca malzeme. Amerikan yönetimi Suriye'nin kuzeyine yine askeri malzeme gönderdi. Bu bölgede yıllardır terör örgütü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçlerine askeri malzeme desteği veriliyor. Trump yönetimi DAEŞ'la mücadele bahanesiyle YPG'ye ağır silahlar ve teçhizat gönderiyor. Trump, Beyaz Saray ve Pentagon açıklamalarından sonra gözler yine bölgedeydi. Amerikan yönetimi Türkiye'nin operasyonuna destek vermeyeceğiz, bölgede tarafımız yok dediği için YPG'ye askeri desteğin sürüp sürmeyeceği merak ediliyordu. Akşam Simelka sınır kapısından geçen tırlar bu soruya yanıt oldu. Askeri malzeme taşıyan 80 tır YPG kontrolündeki bölgeye doğru gitti. Tırların üzerinde 4x4 pikaplar ve beton bloklar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye destek için gönderdiği tır sayısı son bir haftada 600'e yaklaştı. Türkiye, Amerikan yönetimini teröre destek vermemesi konusunda defalarca uyarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye parasıyla savunma sistemi satmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne bedelsiz malzeme göndermesine tepki göstermişti. Türkiye bütün kurumlarıyla Suriye'nin kuzeyine yönelik sınır ötesi harekata hazır. Milli Savunma Bakanlığı harekat için hazır olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı da güvenliğimiz için önlem almak uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır dedi. İşte o açıklamalar. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yayınladığı mesajda harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Mesajda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceği de vurgulandı. Savunma Bakanlığı açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadeleye hazırdır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da Fırat'ın doğusuna yönelik harekata ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlı olduğu ifade edildi. Bakanlık açıklamasında Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır denildi. Suriye'de bugüne kadar müttefiklerle yapıcı ve iyi niyetle çabalar yürütüldüğü belirtildi. Ancak Amerikan askeri makamlarının verdiği vaatleri yerine getirmediği ifade edildi.